Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için motosikletimi nasıl yıkadığımı göstereceğim. Hem yıkayacak arkadaşlara biraz yol göstermek için hem de ben nasıl yıkıyorum onu görmeniz için. Çok profesyonel aletler yok. Burada bir milyoncu gibi, Türkiye'deki bir milyoncular gibi bir yer var. Oradan aldığım bazı malzemeler var. Action'dan aldım. Bunlar işte normal araba yıkama şampuanı ve jant parlatıcı. Şöyle bir sünger, bir tane kuru bez, bir de bu Harley Davidson'ın verdiği bir karton gibi bir malzeme var. Islanınca değişik bir hale geliyor. Daha böyle kolay temizlemek için. Sanırım mikrofiber, böyle çok toz falan tutmayan bir bez. Onunla parlatacağız. Biraz çamurlandı motosiklet. Şöyle göstereyim. Yağmurdan bayağı etkilendi. Yağmurlu havalarda da sürdüm. Biraz da paslanma var şuralarda. Özellikle aynalarda. Daha 1500 kilometrelerde daha servise götürmedim ama Harley Davidson bilmiyorum böyle paslanarak nereye varmak istiyor. Şuralarda da aynı şekilde. Yıkamaya korkuyorum yani, yine paslanacak sağ solu diye, ama deneyelim bakalım ne olacak. Önce bir durulayalım suyla. Şöyle bir ıslatalım. Sonra biraz köpük ve süngerle girişirim. Çok da pis değil de işte bu çamur leke, su lekeleri, izler, yağmur lekeleri pek güzel görünmüyor yani. Onları gidermek istiyorum biraz. Koltuk bayağı su tutuyor bu arada. Bir kere yağmurun altında kaldı. Koltuk bir ıslandı. 3 gün kurumadı. Gerçi burada yağmur biraz uzun sürüyor. Hava nemli. Belki de ondandır. Şimdi böyle güzel. Zaten ıslatınca temizlenmiş oldu ama biraz parlasın istiyorum. O yüzden kovaya biraz su dolduralım. Bu kadar yeter. Şimdi nasıl bir şey bilmiyorum. Biraz dökelim. Sanırım köpürecek. Slime videosu gibi oldu yani. Herhalde böyle sürersek, içinde wax da varmış. O yüzden parlayacaktır da biraz. Depoyu da parlatalım. Bu da bu motorun ilk değil, ikinci yıkaması. İlkini oto yıkamacı da yapmıştım. Orada bastım basınçlı suyu, hiç köpük möpük kasmadım. Yani o da iyi. Böylesi daha tabii detaylı oluyor. Önce yukarılardan başlıyorum ki sünger kirlenmesin. Sonra daha pis yerlere doğru şöyle aynaları parlatalım. En sevdiğim yerler aynalar. Yani normalde bu operasyon için birçok seçenek var. Böyle yumuşak tüylü fırçalar falan da kullanılıyor ama ben genelde sünger kullanıyorum. Süngeri bulmak daha kolay. O yumuşak uçlu fırçaları bulmak biraz zor oluyor. Veya hiç fırça veya sünger kullanmadan sadece suyla da basınçlı suyla köpük yapan makineler de var mesela. Onlarla da olabiliyor. Şöyle aşağılara fazla inmeden zaten temiz gördüğünüz gibi. Şu amortisörde biraz lekeler vardı. Şunlarda falan. Bir de jant ve egzoz sistemi genelde farklı bir şeyle yıkanıyor. Genellikle o oralara genelde sıcakken bir şey sürülmüyor. Ben bir kere Yamaha R6'da iz olmuştu. Ona bir şey sürmüştüm.
Öyle kaldı, ondan sonra üzerindeyiz. Hatta fotoğrafını da bulursam eklerim. O yüzden soğukken yıkamak en doğrusu. Sıcakken, sıcak olan bölümleri hiçbir şey sıkmamak, tutmamak gerekiyor. İşte WD-40 yok, jant, temizleme malzemesi falandı. O biraz riskli bir şey. O yüzden pek tavsiye etmem. Çok da pis değil zaten, makine temiz. Koltuğa da pek bir şey yapmıyorum, deri zaten. Onu deri bakım malzemeleriyle belki temizlemek daha doğru. Ama koltuk pek pis değil, o yüzden elleşmeyeceğim fazla. Şöyle köpük suyumuzu iyice egzoz diyorum, deponun önüne genelde ıvır zıvır buraya çarpıyor. O yüzden bu tarafları iyi temizliyorum. Geçenlerde arı çarpmıştı. O yüzden buralar önemli. Bu neymiş lan? Neyse. Temizleyelim, parlatalım bakalım. Şimdi bu köpük işi yeter. Şundan da sıkalım biraz. Bu da jant parlatıyor. Kapatmışım ağzını. Şöyle açalım. Şöyle jantı sıkalım. Jant da pis değil de işte iş olsun. İş olsun, torba dolsun hesabı. Şuraları da sıkayım. Biraz da şu taraftan sıkalım. Her yere sıkıyorum. Yani bu Harley Davidson'ı almamdaki en önemli etkenlerden bir tanesi bunun kayış aktarmalı olmasıydı. Yani yıkamadan sonra zincir yağlamakla hiç uğraşmayacağım. Motorcu oldum olalı böyle rahatlık görmedim. Kayış aktarma 10 numara bir sistem yani. Zincir yağla, zincir temizle, yağ bilmem ne. 10 numara sistem. Şöyle sıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi köpükledik makinayı. Tertemiz. Şimdi bunu fazla güneşin altında bekletmeden hemen durulamaya başlayacağım. Duruma göre belki bir daha tekrardan yıkarım. Çünkü bazen köpüklenince görünmeyen yerler oluyor. Çok basınçlı su kullanmıyorum. Basınçlı su kullanmanızı da hiç önermem. Çünkü basınçlı su motorun üzerindeki stikerlara, boyalara zarar veriyor. Böyle düşük basınçta mümkünse elle de atabilirsiniz. Hortum yoksa. Suyu. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Konsola monsola normalde bu kadar ayı gibi tutmamak lazım ama ben tutuyorum çünkü motorun fabrika garantisi var. Bir şey olursa vallahi götürürüm, geri veririm adamlara. Harley's diye bir ton para aldınız derim. Yenilerler diye düşünüyorum. O yüzden pek çekinmiyorum. Herhalde bir şey olmaz yani. Oh. Rahatlatıcı. Bu videoyu izleyip de rahatlamayan motorcu yoktur yani şu anda. Köpüklerin gidişi falan. Şimdi ilginç bir şey yapacağım. Şunu size göstereceğim. Normalde bu kaya gibi sert. Az önce gördünüz. Şimdi ben bunu ıslatıyorum. Bu yumuşak bir hale geliyor. Az ıslansın. Buraya da biri oturursa şanslı gününde demektir. Şimdi bu suyu kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi az önce karton gibi olan şey şimdi yumuşacık. Çok ilginç. Adamlar yapıyor yani bununla. Şimdi yavaş yavaş üzerini siliyorum. Herhalde bir leke bırakmıyor, toz bırakmıyor.
Sildikten sonra zaten kupkuru gibi oluyor. Ne teknolojiyse. Değişik. Genelde frenajlı yerleri temizliyorum. Gerisini hallederiz sonra. Motoru şu egzozu da bir silelim. Egzozu hiç ekstra kimyasal kullanmıyorum. Böyle fazla bir şey sürünce rengi gidiyor ısınınca falan. O yüzden sade suyla en güzeli. Bir de egzozu eğer egzozumda leke varsa ona özel kimyasallar çıkarmış adamlar. Onları kullanırsanız daha iyi. Böyle her türlü şey egzozdaki lekeyi çıkarmıyor. Benim CBR250'de çok leke olmuştu. Soba bacası gibi egzozu vardı. O yüzden o biraz sıkıntılıydı. Öyle sattım gitti zaten. Şimdi en kıyak kısmı. Motoru bir çalıştıralım şöyle. Sallanıyor motor ya. Evet arkadaşlar biraz buharlaşma var. Tabi biraz ıslak, henüz tam kurutmadım. Kendi zamanla kurur. Bu videoluk bu kadar. Kısa bir video çekeyim istedim yıkamayla alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.